Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Değerli izleyicilerimiz, bugün 26 Aralık 2016 Pazartesi. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Sayın seyirciler, Türkiye'de yaşanan terör olaylarına tepki göstermek amacıyla Erzincan'da teröre lanet yürüyüşe davet yürüyüşü düzenlendi. Türkiye'de yaşanan terör olaylarına tepki göstermek amacıyla Erzincan'da teröre lanet yürüyüşe davet yürüyüşü düzenlendi. Terzi Baba Camii önünde başlayan yürüyüşe Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti İl Başkanı Orhan Bulut, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Erzincan Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve öğrencileri, taraftar grupları ve vatandaşlar katıldı. Terzi Baba Camii önünde başlanan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Toptan Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın, zira gücünüz elinizden gider buyuruyor. Düzenlenen yürüyüş sonrasında açıklama yapan Yunus Turan isimli üniversite öğrencisi, "Polisimize, askerimize sıkılan her kurşun milletimize sıkılmış demektir," dedi. Bir millet büyümek ve iş yapabilmek için kendisinin büyük bir millet olduğu inancını hissetmelidir. Biz yok edilmeye cüret edilemeyecek kadar büyük ve güçlü bir milletiz. Güçlü olduğumuz kadar merhametliyiz. Ancak söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz. Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise konuşmasında Erzincan Üniversitesi öğrencilerine bu etkinliği düzenledikleri için çok teşekkür ediyoruz dedi. DHKPC ile birlikte şu anda mağaralara gömüldü. Bunların dışarıya çıkaramayacak hale geldiler. DH Kuzey Suriye'ye gömüldü. Yapabildikleri tek şey fedai türü bireysel eylemler yapmak. Maalesef bu da canımızı yakıyor. Şehitlerimiz oluyor, gazilerimiz oluyor. Fakat bu şehitlerimiz bizim Anadolu'nun sahibi olduğumuzun mühürleridir. Çünkü biz biliyoruz ki küllü nefsün zayikatın mert. Bütün nefisler ölümü tadıcıdır. Ölecektir. Bu peygamberimize komşu olarak gitmek, canımızı bu şekilde Rabbimize teslim etmek hepimizin dileği, hepimizin isteği. Milletimiz birdir, beraberdir. Teröre gereken cevabı gerektiği gibi verme azmimiz kuvvetlidir. Bu konuda en ufak bir geri adım atma olmayacak. 2016 yılı içerisinde güvenlik güçlerimiz Erzincan'da toplam 8 defa teröristlerle karşı karşıya geldi. Burada 13 terörist bu faaliyetler sonucu, operasyonlar sonucu etkisiz hale getirildi. 10 tanesi ölü, 3 tanesi biri yaralı, ikisi sağ, 3 tanesi canlı olarak ele geçirildi. Bizim de çok şükür bir yaralımız bile olmadı. Biz istihbaratımıza önem vererek milletimizden aldığımız bu hükümet etme yetkisini hükümetimiz adına kullanarak terör ile mücadeleyi hiç kesmeden, ara vermeden, onlara da nefes aldırmadan bu kış günü de devam ettiriyoruz. Kışın beyaz barış gelmedi. Kış taarruzu başladı bizim için. Önümüzdeki dönemde terörün hiç anılmadığı bir Erzincan'da olacağımıza inancımız tam. Yapılan açıklamaların ardından taraftar gruplar Erzincan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy'a çiçek ve takım atkılarını hediye ettiler. Erzincan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeler İstişare Toplantısı yapıldı.
Erzincan tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeler istişare toplantısı yapıldı. Erzincan Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıya Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Üneversitesi Rektörü Profesör Doktor İlyas Çapoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum örgütleri, tarım ile ilgilenen yatırımcılar ve davetliler katıldı. Toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda ilk olarak konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin, toplantının amacı hakkında bilgiler verdi. Tarıma dayalı organize ihtisas sanayi bölgeleri toplantısına hoş geldiniz. Bugün burada kurulması halinde ilimiz tarımına büyük katkı sağlayacağı aşikar olan tarıma dayalı organize ihtisas bölgeleri hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bildiği üzere gerek dünyamızda gerekse ülkemizde artan nüfusa paralel olarak gıda talebi de artmaktadır. Bu talebin karşılanması için hem üretimin artırılması hem sağlıklı ve kontrol edilebilir bir gıda akışının sağlanması gerekmektedir. Ayrıca tarım sektöründe karlılık oranının artırılarak tarım sektörünün yatırımcıları tarafından tercih edilebilir bir hale getirilmesi gerekmektedir. Tarımda daha fazla teknoloji kullanılması ve makineleşme günümüzde ulusal ve uluslararası arenada rekabet edebilme gücü açısından önemli yer elde etmektedir. Bu değişimi gerçekleştiren ülkeler karşısında diğer ülkeler daha rekabet edebilmektedir. Ülkemizde son 10 yılda bu kapsamda büyük atılımlar yapılmış olup bunun daha ileriye taşınması gerekmektedir. Bunun bir sonucu olarak gelişmiş tarım sektörünün oluşturulabilmesi ve tarımda karlılığın artırılması için tarıma dayalı ihtisas organize yönetmelikleri 2009 yılında uygulamaya girmiştir. Şu anda ise günümüz şartlarına uygun olarak bakanlığımızca yönetmelik tadilat aşamasındadır. Tarım sektöründe çalışan işletmelerin sorunlarını, gerekse ihtiyaçlarını bireysel olarak karşılamalarının zorluk derecesi düşünüldüğünde düzel kişiliğe haiz, kamu hizmetine kolayca ulaşabilen, altyapı sorunu olmayan, pazarlama sorunu çözebilen, aynı faaliyette bulunan işletmelerin bir alanda bulunduğu bir kurumsal yapıya haiz tarımsal kuruluşun oluşturulması Erzincan tarımı için büyük önem arz etmektedir. Erzincan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İlyas Çapoğlu ise Erzincan'ın gelişmesine bağlı potansiyellerin tespiti ve onların üzerine çalışmalar uzun zamandır yoğun bir şekilde devam etmektedir dedi. Erzincan Üniversitesi 2013 yılından beri kamu üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde pek çok toplantı yaptı. Yine bu yıl içerisinde kalkınmayla ilgili potansiyellerin belirlenmesinde bir çalıştay düzenledi. Ve bunlarla pek çok bilgi toparlanmış oldu. Daha sonra elimizde Sayın yine Valimizin önderliğinde bu Erzincan'ın potansiyelleriyle ilgili çok daha kapsamlı bir çalıştay yaptı. Hepsine katıldık beraberce. Yani bir bilgi toplama süreci yaşadık uzun bir zaman içerisinde. Bu toplanan bilgilerden Erzincan'ın geleceğe dair yatırım alanları, önümüze çıkacak fırsat alanlarını epeyce şekillendirdik. Bunlardan önemlilerinden bir tanesi de tarım ve tarıma dayalı üretim ve onun geliştirilmesi olarak ortaya çıktı. Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise tarım hayvancılık birbirleriyle asla ayrılmayacak iki konu. İkisi de önemli ve bu iki tane konuyu el birliğiyle, gönül birliğiyle Erzincan'da gün yüzüne çıkarmamız gerekiyor dedi. İnsanlığın var olduğu günden, yaratılışından bugüne kadar ve bundan sonra da dünya durdukça asla ve asla hiçbir zaman pas geçemeyeceğimiz bir konu üzerinde bugün burada tartışacağız. Erzincan'ımızın bu konuda dünü, bugünü, yarınıyla ilgili projeler ve yapabileceklerimiz yatırımlarla ilgili konular gündeme gelecek. Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri ki geç kalınmış Erzincan için önemli bir
kuruluş olacak. Önemli bir yatırım olacak inşallah. Bununla ilgili Sayın Valim ilk geldiği günlerde birlikte konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Kendisine teşekkür ediyorum. Startını verdi ve kendisine bağlı Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün hemen bu konuda girişimde bulunması sevindirici bir konu. Ve inanıyorum, güveniyorum ki bu konu üzerinde de Erzincan belli bir ivme kazanacak ve ileriki yıllarda şehrimize çok güzel bir organize sanayi bölgesi kazandırmış olacağız. Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise yapmış olduğu konuşmasında tarım sektörü Türkiye için vazgeçilmez bir sektördür. Ancak bu vazgeçilmezliğine rağmen sektörün bir takım sorunlarının bulunduğunu da biliyoruz. Belirli bir organizasyon içinde bu sorunların üstesinden gelinmelidir dedi. Tarım sektörü Türkiye için vazgeçilemez bir sektördür. Ancak bu vazgeçilemezliğine rağmen sektörün bir takım sorunları bulunduğunu da biliyoruz. Belirli bir organizasyon içerisinde bu sorunların üstesinden gelinmelidir. Gerek kamu, gerekse özel sektör olarak herkes bu organizasyonda üzerine düşeni işbirliği içerisinde yapmalıdır. Dün olduğu gibi bugün de insanoğlu var olduğu sürece yarın da tarım sektörü önemli bir sektör olmaya devam edecektir. Tarımın içerisinde yer alan herkesin tarımın öneminin bilincinde olması gerekir. Bugün dünyada açlık sınırında olan milyonlarca insan ve hatta açlıktan ölen insanlar var. Eğer tarım sektörü ihmal edilirse sonucun ne olacağını tarımın öneminin bilincinde olan herkes tahmin edebilir. Ülkemiz geniş coğrafyasına rağmen tarım toprakları sınırlı olan ülkeler arasında yer almaktadır. Tarımın kullanımı için sağlanan kaynaklar kıt ve sınırlıdır. İnsanımızın daha iyi beslenmesi de yeterli ve kaliteli bir tarımsal üretimle mümkündür. Bunu sağlamanın yolu kaliteli bir tarım eğitiminden, bilim ve teknolojinin tarımın hizmetine sunulmasından, kalitenin ve bilim başına alınan verimin yükseltilmesinden geçmektedir. Sanayileşmiş ve gelişmiş ülkelerin tarımda da ileri ülkeler olması bir tesadüf değildir. Erzincan'da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi. Erzincan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kent genelinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi. Öğrenciler güne kar yağışıyla uyanarak okula gittiler. Okulda ikinci derse başlarken Erzincan Valiliğinden okulların bir gün süreyle tatil edildiği açıklandı. Erzincan Valiliği, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi. Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıklar dikkate alınarak ilimiz merkez ve merkeze bağlı beldelerde ilk, orta ve lise dereceli resmi ve özel okul kurumlar ile rehabilitasyon merkezlerinde 26.12.2016 Pazartesi günü eğitim ve öğretmeye bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personeller ve hamileler belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaktır denildi. Tatil oldu, çok sevinçliyiz ama sabah olsa daha iyi olurdu. Bugün okullar tatil oldu, çok güzel oldu ama daha erken olsaydı daha güzel öğrenirdik. Bugün kremde hala var ama devam ediyoruz. Okullar tatil oldu ama geldikten sonra tatil oldu, böyle kötü oldu. Bilseydik sabah hiç gelmezdik. Derste tatil olduğunu öğrendik, aileme de haber verdim. Şimdi gelip alacaklar, bunlar da güzel bir sürpriz oldu. Okulların tatil olması bizim için güzel oldu fakat sabah biz erkenden okula geldik ve ikinci derse girmeden bize dediler ki okullar tatil oldu. Biz bunun için üzüldük biraz. Çok sevindim, aşırı derecede sevindim ama keşke daha en baştan haber verselerdi. Bir daha boşuna gelmezdik. İyi ki tatil. Erzincan'da akşam saatlerinde başlayan etkili kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Erzincan'da akşam saatlerinde başlayan etkili kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Hem karayolları hem il özel idaresi hem de şehir merkezinde Erzincan Belediyesi kar küreme çalışmalarını ara vermeden devam ettiriyor. Özellikle şehir merkezinde yayaların kullandığı alanlarda biriken karlar Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi. Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Şefi Serdar Ataş çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Dün akşamdan beri yağan kar yağışından dolayı Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olaraktan biz de vatandaşımıza hizmet vermek için, bizim için önemli olan tabii halka hizmet, halk hizmetten geçer. Her zaman politikamız budur. Bununla alakalı çalışmamız devam ediyor. Ekiplerimiz dört caddede her bir koldan ana harteller civarında iki etapta olmak üzere çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz. Kar yağdığı süre içerisinde biz de her zaman vatandaşımıza hizmet vermeye her daim hazırız. Sayın seyirciler, yeni yıla sayılı günler kala milli piyango bilet satışları da devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl başında da milli piyango çekiliş topları milyonlarca kişinin zengin olma hayalleriyle yuvarlanacak. 2017 yılbaşı milli piyango çekilişi bu yıl açıklandığı büyük ikramiye ile her yıl olduğu gibi bu yılda milyonlarca kişi heyecan ile takip edecek. 31 Aralık gecesi çekilecek olan milli piyangoda büyük ikramiye 60 milyon TL. Toplam ikramiye ise 348 milyon TL. Erzincan'da bilet satışı yapan Nihat Çelebi, satışlar geçen yıla göre daha yoğun, ikramiye büyük, vatandaşın umut kapısı dedi. Buyurun, bol şans. Satışlar nasıl gidiyor? İlgi var mı efendim? Tabii. Geçen seneye göre bu sene nasıl? Daha yoğun. Biletler zaten son 5 günümüz kaldı. İkramiye büyük. İkramiye büyük. Vatandaşın umut kapısı. Oldukça hareketli. En çok tercih edilen biletler. Tabii ki çeyrek biletler daha tercih ediliyor. Evet, yani bitmek üzere şu an tabii, sanırım. Tabii yani son 1-2 gün kala herhalde yok, satarız diye tahmin ediyoruz. Son derece yoğun, yani talep yoğun vatandaşlar. Vatandaşlara böyle belirgin noktalarda bilet almalarını tavsiye ederiz. Evet. Piyasadaki sokak satıcılar. Tabii sokak satıcıların biletleri de yani sahte falan değildir. Asla öyle ama bir dikkat etmesin. Dikkat etmeleri lazım. Buradaki kaşeye dikkat etmeleri lazım. Herkese bon şans diliyorum. Sayın seyirciler, Anagol 24 Erzincan Spor Teknik Direktörü Serdar Sabuncu takımı değerlendirdi. Spor Toto 3. Lig 1. grupta mücadele eden Anagol 24 Erzincan Spor, Zira Türkiye Kupası'nda 4. karşılaşmasında Elazığ Spor'u ağırlayacak. Anagol 24 Erzincan Spor Teknik Direktörü Serdar Sabuncu maç öncesi takımın son halini değerlendirerek mutlak 3 puan parolası ile maça çıkacaklarını ifade etti. Gerçekten zorlu bir grup içerisindeyiz çünkü Tuzla, Galatasaray ve biz yarışın içerisine girdik. Yarın Elazığ Spor maçının önemi çok büyük. Tarihi maçlara çıkıyoruz. Grup maçının ilk kez tarihimizde kaldık. Galatasaray'ı ilk kez kendilerimizde ağırladık. Deplasmanda tarihe geçecek bir skorla Elazığ tarihine, Ziraat Türkiye Kupası'na tarihine geçen bir 4-0'lık galibiyetle buraya geldik. Şehrimiz, Erzincan halkı olarak bizden beklentileri arttı. Bu beklentileri karşılamak için yarın önemli bir misyonumuz var. Sezonun ilk yarının son müsabakası bizim için. Bu maçı kazanmak için sahada elinden geleni yapacak bir takım görecekler. Yarın tüm halkımızı, tüm Erzincan'ı bu tarihi maçta, bu önemli maçta bizi yalnız bırakmamaları için stadımıza bekliyoruz. Hocam, takım hakkında bilgi verirsek eksiğimiz var mı? Nasıl bir sistemle çıkacaksınız? Yani biz genelde en hazır olan, en diri oyuncularla çıkma tarafındayım teknik ekibim olarak. Erdin'in sakatlığı devam ediyor. Yarın maç saatinde belli olabilir. Ama genç oyuncularımızdan kurulu bir kadroyla Elazığ'da mücadele ettik ve orada çok başarılı olduk. Yaklaşık o kadroyla tekrar sahaya çıkacağız. Hücum oynayacağız. Yine pas yapacağız. Bizi Türkiye'de izleyen tüm ekran başına geçen herkes ve Erzincan halkı güzel bir futbol, güzel bir mücadele izleyeceği garantisini veriyorum ben buna. Hocam, araya girmiş bulunuyoruz artık sezon arasında.
ilave olarak takım transferleri yapılacak mı? Bununla ilgili bilgi verir misiniz? Şu anda ilaveden çok bizden ayrılan oyuncularımız oldu. Ayrılan oyuncularımız yerine oyuncular gelecek. Onun dışında ekstra bir arayışımız yok. Ayrılan oyuncu sayımıza göre o sayı kadar transferle rekabet ortamını arttıracağız. Zaten iyi bir takıma sahibiz. Bu iyi takıma, iyi takviyelerle mücadele ortamının olduğu bir platform hazırlayarak başarıyı daha olabilir hale kılmaya çalışacağız teknik ekip olarak. Forvet'e genelde hani taraftarlar arasında bir söylem var. Taraftarlar diyor ki işte Forvet'te eksiğimiz var. Oraya ek olarak, destek olarak bir futbolcu düşünüyor musunuz? Yine söylediğim gibi yani biz geldiğimiz günden beri biz hemen hemen her maçta gol attık. Sadece tek bir oyuncu üzerinden değil, takımın hücum mantığı, takımın oyun hücum varyasyonları, üçüncü bölgede yaptığı işler, duran toplar, bunlar biraz taktik işler de bunlar üzerine biz yoğunlaştık ve takımımız her maç gol ve goller atmaya başladı. Evet, takviye yapılacak çünkü kaptanımız Burhan ayrıldı, Sefer ayrıldı. O bölgede zaten iki eksiğimiz var. En az iki takviyeyle oradaki eksiklerimizi kapatıp daha güçlü bir 24 Erzincanspor ikinci devrede tüm halkımız izleyecek. Hocam son bir soru soracağım, kusura bakmayın. Zeynel'i nasıl değerlendiriyorsunuz? Zira Türkiye Kupası'nda iki gol attı Elazığ'a. Zeynel'in bu çıkışı bizim için tesadüf değil. Çünkü Zeynel çalışmayı çok seven, kendini bu işe adayan bir oyuncumuz, genç oyuncumuz. Özel antrenmanlar yapıyoruz. Özellikle bireysel antrenmanlar, kuvvet anlamında Çağlar Hocam ve gol vuruşları, hücum varyasyonları konusunda da Umut Hocam onunla birebir çalışmalar yapıyor Aybars'la birlikte. Zeynel daha 19 yaşında bir oyuncu. Gelecek vadeden bir oyuncu. Umarım onun bu formu devam eder ve Erzincan'a ve Türk futboluna, milli takımlara iyi bir oyuncu kazanırız. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.